Kesinlikle. Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçeyi sularken elektrik üretebilir miyiz? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu şarjlı elektrik süpürgesinin pervanesi, fanı. Bu normalde havayı içeriye çekiyor. Bunu kullanacağız. Bunu kendi yuvasından çıkartıyorum. Bana pervanesi lazım. Bu bisikletlerdeki 12 voltluk şarj dinamosu önündeki ve arkasındaki lambayı yakmaya yarıyor. Bunu kullanacağım deneme için. Bunun orta yuvasını çıkartıp yani biraz şuna göre delik açacağım burada. Onun için zaten havya kullanacağım. Sıcak havya. Şekilde ortasını deliyorum. Çok düzgün delmem lazım çünkü çok düzgün bir şekilde dönmesi gerekiyor. Evet, fanımızı taktık. Şu şekilde çeviriyoruz. Yeterince düzgün olduğunu anladıktan sonra yani düzgün olduğunu hissettikten sonra bunu sabitleyeceğiz. Şöyle içerisine sıcak silikon sıkacağım. Bu sıcak silikonu da etrafa eşit sıkmamız gerekiyor. Çünkü bu da balans yaptırabilir. Çünkü epeyce hızlı dönecek. Şimdi şöyle bir profil aldık. Bu profilin üzerine şunu şu şekilde monte edeceğiz. Diğer bir profili de üzerine koyup şu şekilde tam sıfıra sıfır fanımızın dönmesini sağlayacağız. Şu şekilde. Şekilde ben işkenceyle tutturdum. Sonra şu tam oraya yerleşecek şekilde burayı kaynatacağım.
Şimdi profilleri kaynattık şu şekilde. Sonra bu profile dinamomuzu sabitleyeceğiz. Bunu sabitlemek için kaynak kullanamıyorum çünkü bu hem zayıf hem de alüminyum bir malzeme. O yüzden ben akıllı cıvatayla şurasına delik açtım. Bu delikle profile bunu sabitleyeceğim. Evet, şöyle küçük bir parça kestim. Bu parçayı borumuzu sabitlemek için kullanacağım. Yani basınçta su kaynağını sabitlemek için kullanacağım. Şu şekilde ucumuzu takıyoruz. Bunu taktıktan sonra tam hedefe gelecek şekilde ayarlayıp şu boş kısımdan akıllı cıvatayla sabitleyeceğim. Tabi önce bunu delmemiz gerekecek. Deleceğim yeri işaretleyeyim. Tekrar yerine takıyoruz. Evet, az önce çok güzel döndürmeyi başardık. Şimdi bunu sabitleme işine geçiyoruz. Evet, şu şekilde çok güzel sabitledik. Şimdi suyun şu taraflarını kapatacağız. Hem motora gelmesin diye hem de şu alt kısımdan suyun boşalması lazım. Etrafa dağılmaması lazım. Çünkü bahçeyi sularken çok dengesiz bir şekilde sulanıyor. Biz hem bahçeyi sulayacağız hem
ışıklandırma sağlamış olacağız. Elektrik üreteceğiz yani. Bu elektriği de ben lambaya bağlayıp etrafı görmek için kullanacağım. Evet. Aynen devam ediyoruz. Şimdi bu bir peynir kutusu. Peynir kutusunu kesip üzerine geçireceğim. Alt kısmını şu şekilde deliyorum. Çünkü sabitlenmiyor. Voltajı buradan suyla ayarlayabiliyoruz. 6 volt, 12 volt, 13 volt, 14 suyla ayarlayabiliyoruz. Ya da güzel ayarlanıyor abi. Kapatalım bir de yükle deneyelim. Lamba bağlayacağız. Azıcık kızardı. Tamam. Evet.